أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آل عمران suresinin 34. ayetindeyiz. Estağfirullah. Elmalı Hoca'nın en son mealini okuduk önceki derste. Bir zürriyet olarak zürriyeten ba'duha min ba'd. Biri birinden ba'duha min ba'din. Hocanın bu ifadeyle ilgili yorumu hep tevhid dininden ba'duha min ba'din. Buna dair başkaca ayetlere bakmıştık önceki derste. Ba'dukum min ba'd ayeti vardı. Bazınız bazınızdansınız diye Cenab-ı Hak müminlere hitap etmişti. Yahut فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Bazınız, bazınızdansınız. Aralarında akrabalık olmadığı halde Cenab-ı Hak müminlere bazınız, bazınızdansınız dediğine göre aradaki birliktelik, aradaki bağ tam da Elmalı Hoca'nın dediği gibi tevhid, inanç birliği bağı olsa gerektir diye hocanın bu parantez içinde yorumuna ayetlerde karineler görmüş idik. Ve Allah işiden bilen diyor Elmalı Hoca mealinde. Nasuh Hoca'nın mealine bakalım. Bazıları bazılarından bir zürriyet olarak neş'et etmiştir. Neş'et etmek ayette açık değil bu. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Bir zürriyet ki bazısı bazısındandır. Buna dair böyle bir fiil yok. Neş'et etmiştir. Ve Allah Teala semidir. Alimdir diyor Nasuhi Hoca mealinde. Çantay Hoca aynı ayete ayetin önceki ayetle birleştirmiş. Gerçek Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim hanedanını, İmran ailesini hepsi de biri birinden parantez içinde gelme tek bir zürriyet olarak alemlerin üzerine mümtaz kıldı. İstafa fiiline de mümtaz kıldı manasını vermiş. Allah hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir diyor. Bulaç Hoca aynı ayete onlar biri birlerinden parantez içinde türeme tek bir zürriyettir. Şimdi Elmalı Hoca'nın yaklaşımıyla bu yaklaşım ayete farklı bakıyor. Bu yaklaşım türeme, birbirinden olma, birbirinden gelme diyerek zürriyet bağını yani nesep bağına indirgiyor bu biri birinden olmayı veya öyle anlıyor. Elmalı Hoca da bunu biri birinden deyip ayetteki gibi mutlak bırakmış. Mana olarak da bunun nesep bağından ziyade inanç birliğine işaret ettiği yorumunu parantez içinde eklemiş. Dolayısıyla iki bakış arasında belli bir fark var. İki bakış da kendi bakışını ayete bir bakıma empoze ediyor. Halbuki ayette burası mutlak. Yani ne bunu ifade etmeye ne de böyle birbirinden neş'et etmiştir demeye. Kim yapmıştı onu? Nasuh Hoca yapmıştı, neş'et etmiştir. Yahut birbirinden gelme, yahut birbirinden türeme diyerek ayeti zürriyete nesep ilgisine indirmeye gerek yok. Ayette Cenab-ı Hak mutlak bırakmış bunu. Zürriyeten bir zürriyet ki ba'duha min ba'din bazısı bazısındandır. Yaşar Hoca'ya bakalım. Biri birinden gelen, gelen deyince de yine zürriyet veya nesep ilgisi öne çıkıyor. Biri birinden gelen soylar, zürriyet içinde soylar demiş. Halbuki zürriye tekildir, zürriyat bunun çoğulu. Dolayısıyla bir zürriyet ki biri birinden gelme, biri birindendir ifadesi biri birinden gelen soylar mealine dönüşmüş halinde. Allah hakkıyla işiten, gereğince bilendir.
Cenab-ı Hak ayette bunların tek bir zürriyet olduğuna vurgu yapıyor. Ve biri birindendir, farklı değillerdir, aynıdırlar diyor. Burada soylar deyince bu sefer çoğalmış oluyor, birlik kayboluyor. Ve ayetteki vurgu da esasında kaybolmuş. Allah hakkıyla işiten gereğince bilendir. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Bunlar biri birinden türeyen nesildir demiş. Hocaları ben koyacağım, dikkat edin demiş, parantez için almış. En azından bir şey bu, bir itinayı gösteriyor. Yaşar Hoca da bunu da görmedik, doğrudan soylar dedi. Ama anlam olarak Ateş Hoca da bunu çoğul algılamış. Biri birinden türeyen, üstelik burada leri özenle parantez içine almış. Burada türeyeni rahatlıkla hiç paranteze falan almadan koyuvermiş. Üstelik bu bir fiil. Burada ise bir çoğul ekini sadece eklemiş oluyorsunuz. Keşke bunda paranteze alsaydı. Allah işitendir, bilendir. Yani şu meale bakan kimse bunun kesinlikle ayette var olduğunu düşünecek. Neden? Diyecek ki olsaydı leri bu kadar özenle parantez için almazdı. Veya bunları da bak parantez için almış. Demek ki ayette olmayanı metnin içinde bulundurmuyor. Suat Hoca'nın mealine bakalım. O da önceki ayetle birlikte meallendirmiş. Gerçek şu ki Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini biri birinden gelen, geleni eklemiş. Tek zürriyet. Hoca tekliğe dikkat çekmiş. Ayette tek zürriyeten, tek zürriyet halinde. Bütün insanlardan. Şimdi meal okuyucusu buna bakacak. Tek zürriyet. Burada ise nesiller, soylar, çoğul. Burada tekil ve üstelik tek vurgusuyla tekil olan kavram buralarda çoğul duruyor. Tek zürriyet halinde bütün insanlardan, tabi insanlar falan ayette geçmiyor, bütün de yok. Süzüp istafa için kullanmış bunu. Sanıyorum önceki ayetten. İnna Allah istafa Adem ve Nuhan ve ala bir. Ama orada alemin vardı, alemler vardı, insanlar değil. İnsanlar, alemler için insanları kullanmış. Onlara üstün kılmıştır. Allah semidir, alimdir. Her şeyi hakkıyla işitir, mükemmel tarzda bilir diyor Yıldırım Hoca. Ayetin mealiyle ilgili. Yusuf Ali mealine bakalım. Offspring, bir nesil, bir soy, bir zürriyet. One of the other. Biri diğerinden. And Allah heareth. Allah işitendir, işitir. And knoweth, bilir all things, her şeyi. Demiş Yusuf Ali mealinde. One of the other. Ba'duha, ba'd. Piktel mealine bakalım. They were descendants. Onlar bir zürriyetler idiler. Çoğula çevirmiş. Aynı durum burada da gözüküyor. Burada tekil offspring. Burada ise çoğul. They were descendants. One of another. Biri diğerinden olmak üzere nesiller idiler. They were. Geçmiş zamanlı yapmış. Ayette zürriyeten ba'duha min ba'd. Geçmiş zamanlı bir kalıp yok ayette. Allah is here, Allah işitir, işitendir, knower, bilendir diyor Piktel mealinde. Son olarak Şakir mealinde offspring, bir nesil, one of the other, biri diğerinden. And Allah is hearing, Allah işitiyor, işitendir, knowing, bilendir demiş Şakir mealinde. Meal dosyamızı açalım. Ali İmran suresi, yani 3. sure, 34. ayet. Bir üstteki ayet numaralarını kopyalayıp sende iki işlem daha var. Zürriyeten, nasıl ben anlamadım. Zürriyeten ba'duha min ba'din. Zürriyet Türkçemizde var zaten. Yani çok yaygın zürriyet. Zürriyeten irabını yaparken hal dedik. Dolayısıyla önceki ayette geçen İstafa fiilinin fiiline taalluk ediyor. Bir zürriyet olarak
bir zürriyet olarak. Yani Allah İbrahim ailesini, Nuh ailesini nasıl istifa eyledi? Bir zürriyet olarak. Zürriyeten, bir zürriyet olarak. Ba'duha min ba'din. Onun bazısı bazısındandır. Vallahu semi'un alim. Nitekim Allah semi'dir. Semi'dir. Nitekim var için mi? Evet. Vallahu semi'un alim. Alim'dir. Bunlarla ilgili semiya daha önceden de olmalı. Semiya, alim. Onların dipnotlarını alalım buradan. Semiya için şu dipnot. Alim için bu dipnot. Ne demişiz? Semiya için duymadığı bir şey olmayan yegane duyucu. Alim için de bilmediği bir şey olmayan yegane bilici. Okuyayım meali bir kez daha. Bir zürriyet olarak. Hatta önceki ayetin peşi sıra okuyayım. Çünkü devam eden ifade hal cümlesi. Bir zürriyet ki desek. Hal olur mu? Olmaz. Yani ki hal olmaz. Ki daha sonra... Daha sonrakine daha çok bağlar. Öncekinden ziyade. Muhakkak ki Allah Adem'i ve Nuh'u ve İbrahim'in ailesini ve İmran'ın ailesini alemler üzerine seçmiştir. Bir zürriyet olarak. Hemen seçmiştir'e götürdü bizi. Onun bazısı bazısındandır. Nitekim Allah Semi'dir, Alim'dir. Var mı ayetle ilgili mülahazanız? Eksik kalan unuttuğumuz bir tarafı. Aslında onların bazısı değil mi? Onların dersek buna çoğul demiş oluruz. Çünkü halbuki bunu tekil aldık. Zürriyeten. Ama burada nereye gittiğini de görüyoruz. Tekile gidiyor. Çoğula gittiği zaman da akılsız çoğula gider. Akıllıya değil. Hocam onu iddialar olarak mı görmemiz gerekiyor? Başka ne göre alternatif mea, alternatif i'rab nedir? Mansup durumda şu anda burada. Yani meful olarak deseniz değil mi? Mefuller önceki ayette var. Adem, Nuh, İbrahim. Ne diyordum ki böyle bir değişik bir meful veya o fiil olmaz mı? Olmaz. Şimdi 34. ayetin İngilizcelerine geçelim. Ali İmran suresi yani 3. sure 34. ayet. Yine ayeti buradan kopyalayayım. Zürriyeten ba'duha min ba'd. As a offspring vardı. Lineage. As a lineage. Zürriyeten. As a lineage. بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ Some of it from some. As a lineage, some of it from some. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ And Allah is سَمِيعٌ Alim. Belki daha önce i ile yazmış olabilirim bunları.
Geçtiyse tabii. Geçmemiş mi? İlk defa mı kullanıyoruz? Yokmuş. Halbuki geçmeliydi. Aldığımız şey daha şey başlamış sonra mı? Geçtiyse şöyle bir ifade olması lazım, dipnotunda yok. Peki dipnot atalım şimdi onlara. Semiya için the only one who is all here. Bir dipnotta alim için atalım. The only one who is all knower. Omniscient. Yanlış mı yazdım diye baktım. Peki okuyayım mı Ali? As a lineage, some of it from some. Zürriyeten ba'duha min ba'd. And Allah is semi'a alim. Var mı mealle ilgili bir mülahaza? Peki. Ali İmran suresinin 35. ayetine geçiyorum. Benim bildiğim zürriyet demek. Hatta içlerinde en zürriyet kavramına yakın lineage. Üstünlük bildiren zürriyet. Zürriyet değil mi? Şimdi Ali İmran suresinin 35. ayetine geçelim. Böylece Ali İmran suresi surenin adına uygun olarak adını aldığı konuya girmiş oldu. Zürriyeten ba'duha min ba'du Allahu semi'un alim dedi. Cenab-ı Hak bir zürriyeti andı. İbrahim ailesinden, İmran ailesinden. Sonra da geçen derste dedik ki bunları böyle bize Kur'an-ı Kerim bunların neden istifa edildiğine dair de sahneler sunar. Bunların yaşamlarından, hayatlarından. Böylece anlarız ki Allah bunları bu yüzden seçmiş. Bu resim böylece oturur zihnimizde. Şimdi okuduğumuz ayette İmran ailesiyle ilgili övgü geçti. Onların istifa eylendiğine dair, süzülüp seçildiklerine dair. Hemen Cenab-ı Hak iz ile vaktaki şöyle olmuştu diye sanki neden bunların istifa eylendiğine dair bunların hayatlarından önümüze sahne koyacak. Şimdi İmran ailesinden birini hayatına girecek böylece. Hayatındaki bir olaya girecek Cenab-ı Hak. İz vaktiyle diye başlayarak. Okutuyordunuz bir senatla şeyi. Efendim? Ayet okutuyordunuz. Okutacağım. Defaten okudu. İz kâlet vaktiyle demişti. Bu iz bizi oraya alıp götürüyor. Hani demişti gibi de anlayabiliriz bunu. İz'i. Dolayısıyla neden istifa ile değil de ilgi kurar. Hatta İbrahim'in قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاه۪يمَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ. Sizin için İbrahim ve onunla birlikte iman edenlerde bir örnek vardır. اِذْ قَالُوا, hani demişlerdi ya, vaktiyle demişlerdi ya, لِقَوْمِهِمْ, kavimlerine, اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ, biz sizden uzağız, beriyiz. Orada da اِذْ ile yine neden örnek olduklarını Cenab-ı Hak
önümüze koydu. Dolayısıyla burada da id ile bunların neden seçilmiş olduklarını, neden Cenab-ı Hakk'ın hak katında böyle hüsnü kabul gördüklerine dair bize sahneyi önümüze koyuyor Cenab-ı Hak. İd vaktiyle hani galet demişti. Kim? Galetten anlıyoruz ki bu bir bayan. Kim o? İmra'atu İmrane. İmran'ın kadını. Cenab-ı Hak zevcetu İmrane de diyebilirdi. İmran'ın eşi diyebilirdi. İmran'ın eşi demedi. Ayette özellikle İmra'atu İmrane. İmran'ın kadını diyor. Buradaki şey nedir? Artık onu oturup düşünmek lazım. Zevce, eş, imra'atu imran. Bu kadın. Belki ilk akla gelen şu olabilir. Bunu dediği vakit İmran'ın kadını o esnada İmran'ın eşi değil. Çünkü İmran vefat etmiş. İmran'ın vefatından sonra bu bahsettiğimiz süreç yaşanıyor. Dolayısıyla İmran'ın bu artık yani zevcetu deseydi eşlik durumu yok aralarında. Dediğim ya İmran vefat etmiş. İmran vefatından sonra eşi rivayete göre adı Hanne çocuğunu işte doğuruyor, onu mabede sunuyor vesaire. İz kâlet demişti ki İmra'atu İmrâne, İmran'ın kadını, Rabbi Rabbim inni muhakkak ki ben. Yani Cenab-ı Hak zevceyi kullanmıyor mu? Kullanıyor. Dönün gidin mesela Nuh'un karısına, Kur'an'da şunun karısı kavramlarına. Daraballahu meselen lillezine keferu imra'ate Nuh. Orada da imra'a diyor bak. İmra'ate Nuh'in ve imra'ate Lut'in. Nuh'un kadını ve Lut'un karısı. O zaman deminki yaptığımız yorum boş verin. Çünkü o esnada onlar onun eş durumundalar. Ve Cenab-ı Hak yine Nuh'un kadını ve Lut'un kadını diyor. İmra'ate Nuh'in ve imra'ate Lut'in. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ. Sonraki ayette وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنِ. Allah iman edenlere de Firavun'un kadınını, orada da yine zevce eşini kavramını kullanmamış. İmran'ın kadını demişti ki Rabbi, Rabbim inni muhakkak ki ben nezertu nezrettim. Yani yemin ile sana adadım. Geri dönmek yok. Nezertu nezir ettim. Leke sana. Ma fi batni. Karnımda her ne var ise. Ma fi batni. Her ne var ise. Kız yahut erkek. Alternatif o olabilir. Muharraran. Bu da hal ifadesi. Yani özgür olarak. Yahut öz. Muharraran. Evet özgür olarak, özgürleştirilmiş olarak. Bir ayetinde böyle diyor hocam, her şeyden sıyrılmış olarak. Bir baktım ben bu kelimeye, her şeyden sıyrılmış olarak. Yani. Muharraran yani hürleştirilmiş olarak. Muharraran. Şimdi bu halin sözün sahibine yani İmran'ın kadınına da gitmesi imkanı var. Yani İmran'ın kadını şöyle diyor olabilir, ben her türlü baskıdan uzak, tamamen kendi özgür irademle karnımda her ne var ise onu sana adadım diyor olabilir. Yahut bu hal ifadesini ma'ya da götürebiliriz. Karnımdaki olana. Yani karnımdakini her türlü şeyden özgür tutarak ondan ne yardım bekleyeceğim, ne ev işi bekleyeceğim, ne evlatlık bekleyeceğim. Hiçbir şey beklentim olmayacak. Onu tamamen sana adayacağım. Senin hizmetine sunacağım. Her türlü yükümlülükten onu azade kılıp tamamen sana vereceğim şeklinde de anlaşılabilir. Ki sanıyorum böyle anlamak daha uygun. Muharraran özgürleştirilmiş olarak dediğine göre kendisinden ötürü özgür olarak diyebilirdi. Bunu özgürleştirilmiş olarak dediğine göre sanıyorum ma'ya gitmesi daha yakın. Karnımdakini her türlü sorumluluktan azade edip, kendisine hiçbir şey beklemeyip tamamen sana adıyorum demiyor, adadım diyor. Yine aklımıza önceki dersteki mazi muzari karşılaştırması geliyor. Yani biz olsak adıyorum falan deriz belki, adadım. Yani bu iş bitmiştir artık. Nezertu, nezrettim. Leke ma fi batni, muharraran, özgür olarak. Fe, dolayısıyla
özgürleştirilmiş olarak. Fe dolayısıyla tekabbel, kabul buyur, kabul et minni benden. Fe tekabbel minni, kabul et benden. Yine bu ifade bu son derece büyük adakta bulunan, büyük bir özveri istiyor bu. Büyük bir fedakarlık bir anne için evladından vazgeçmek. Olağanüstü bir ibadette, olağanüstü bir fedakarlıkta bulunuyor. Ama tevazuyu hala kaybetmiyor. Yani nasıl olsa kabul edersin herhalde, evladımı veriyorum şeklinde bir yaklaşım yok. Hala ne oldu, kabul et diye kabulü için de ayrıca dua ediyor. Bunu ilk önce nerede gördük? Bu ifadeyi ve bu yorumu da orada da yapmıştık. Efendim? Bakara suresinde gördük. Neydi o konu orada? وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلِ Vaktiyle İbrahim beytin temellerini yükseltiyordu. Yanı sıra İsmail de yaptıkları büyük bir ibadet. Beytin temellerini yükseltiyorlar. Allah adına içine girip yatacakları yok. Allah'ın emriyle yapıyorlar. Ve Kabe'yi, Kabe'nin temellerini yükseltiyorlar. Yine de büyük ibadet yapıyoruz. Nasıl olsa onun yeri herhalde kabul eder yaklaşımı, rahatlığı yok. Ne diyorlar? رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيَ الْعَلِيمِ Ey Rabbimiz, ne olur bunu bizden kabul buyur diye kabul için hala duadalar, niyazdalar. Aynı ifadeyi burada, aynı dileği burada ya aynı tevazuyu diyelim. Burada İmran'ın kadınında da görüyoruz. فَتَقَبَّلْ مِنِّي Dolayısıyla takabbel, kabul et minni benden diyor. İnneke, demek ki ibadeti yapacağız. Bir de ibadetin üstüne kabul olunması için dua edeceğiz. İbadetin ne boyutta, hangi güzellikte, hangi işte çilelere, zorluklara rağmen yapılmış olması bizi aldatmayacak. Bizde bir güven, bir rahatlık oluşturmayacak. İbadetin üstüne biz hemen kısa yoldan dualarımıza geçiyoruz. İstekler, yani ibadete karşılık şunu şunu ver gibi. İbadetin kabul edildiği zımnen, şuur altında var. Oluşuyor diyor kendiliğinden. Halbuki bu bir yanılgı. Önce ibadetin kabulü için dua, yani orada bir rahatlık asla olmamalı. Akabinde diğer dualar da ibadetten bağımsız olarak yapılacaksa veya yapılmalı. Kabul et. فَتَقَبَّلْ مِنِّي Ama bizdeki, yani veya ben kendimi tarif edeyim, bizdeki algı sanki ibadeti yaptım, bir şey sundum, yaptım. Onun kabul edildiğini zımnen düşünerek üstüne bir de yeni şeyler istiyorum ona karşılık. Böyle bir yanlış tasavvur olabilir. Yahut daha da ileri gidip bir de pay edenler var. Yani diyelim ki Kur'an'ı okudu. Bunun sevabını falancaya gönderiyorum, filancaya gönderiyorum. Bir de bakalım öyle daha sevap hasıl oldu mu? Gerçi şimdi dualarda bir de öncesinde ya Rabbi önce kabul buyur ifadesi de var. Önce zaten yani katında bunun dua şeyini kabul et. Kabul ettikten sonra da yani kabul edildiği varsayımıyla bir de duasını şeylerini ecrini taksimat var. Fetekabbel minni bizden benden bunu kabul son etti. Son yerlerde falan dualarla da beraber demenin o zaman ne şey olacak? Hı? Diyor ya kutsal yerde falan dualarla beraber. Onu kutsal yer diye yani işte öyle dersiniz. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oradaki ibadetleri, Mekke'deki, Medine'deki ibadetleri ayrı bir yere koyuyor. Çünkü oraya siz zaten ibadet maksadıyla gidiyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Ende beytikel muharram diye İbrahim'in senin muharrem evinin yanında bıraktım diyor ya çoluğumu çocuğumu. Tabii ki o yerin ibadetlerin, müminlerin ortak tevcih edildikleri, yönlendirildikleri bir merkez olması bakımından ve insanların toplandığı cealallahu'l kâbetel beytel harama kıyamen linnâs. Allah Kabe'yi, beyti haramı insanların dirilik merkezi, kıyam noktası olarak şey yaptı, buluşma. Esas cemaat orada oluşuyor. Yani dolayısıyla cami kutsal mekan, oradaki dua caminin taşıyla, binasıyla, yeriyle ilişkilendirmiyorsak nasıl? Orada müminlerin toplanmasıyla, cemaatin oluşmasıyla ilişkilendiriyorsak orayı da böyle görmek lazım. Orası da Allah'ın ümmet için kıyam merkezi oluşturduğu. Esas cemaatin orada toplandığı ve yeryüzündeki diğer bütün namaz kılanların sanki o cemaate iltihak eden, aynı yöne duran, onlara ardıkları sıra arkalarından iltihak eden topluluklar gibi görürsek cemaatin merkezi orada. Dolayısıyla bereket orada, efendim, rahmet orada. Bunlarla ilgilendiriyoruz. Yoksa
Kabe'nin taşıyla veya o zeminin toprağıyla falan, bunların kutsallığıyla ilgili de zaten Cenab-ı Hak bize bir şey söylemiyor. Buyurun. Yani doğru yanlışı eleştirmiyoruz. Sadece biz, bizim bakış açımızı, yani biz böyle algılıyoruz. Yani ibadetimizi yapıyoruz, sonra ibadetten sonra özellikle meşakkatli falan bir şeyse duaya girişiyoruz. Halbuki peygamberlerde, yani buradaki örnekten yola çıkıyoruz kuşkusuz. İmran'ın kadını sana karnımdakini adadım dedikten sonra büyük bir ibadette bulundu. Vazgeçti. Şimdi sen de ne olur işte bana şunu ver. Bana müreffeh bir ayet ver. Ya bir de şöyle diyebilirdi. Tamam adadım, sen de bana oğul ver o zaman falan. Yani hamile bir kadının yapacağı güzel bir dua. Zaten o beklenti içinde. Yani bu böyle bir duaya girişmiyor da önce bir ibadetinin kabul edilmesi için duada bulunuyor. Hemen akabinde fetekabbel. Şimdi ne olur kabul et. İlk bir numaralı isteği bu. İbrahim'de de gördük bunu. Dikkatimizi çekti aleyhisselam. O da Kabe'nin temellerini yükseltirken, demek ki ibadet, önce ibadette ibadetin kabul edilme beklentisi olmalı ve asla kabul edilir zaten düşünülmemeli. Bu çok büyük bir yanılgı olur. Belki de esasen kabul edilmemesine yol açacak bir neden olabilir bu. Hocam yalnız burada hadise dayanarak söylüyor. Burada ibadetinin kabul olmadığını düşünmek günahtır. Hatta böyle düşünmemesi gerektiğini konusunda hadisler okuyorlar bize. Ha, biz demiyoruz kabul edilmediğini düşün. Yani hayır, tereddüt bile etmeyeceksin. Diyor. Burada iş bitmiştir. Yani anandan doğmuşsun gibi geri döneceksin. Onu turizm şirketi söylemiştir götürdüğü için. Aksini düşünmek günahdır. Öyle, öyle olsa biz ya, gelenlere niye Allah haccını kabul eylesin, sayını mebrur eylesin diye dua ediyoruz. Adam hemen çıkışması lazım. Ne demek kabul etsin? Zaten garanti. Demek o turizm şirketiyle gitmemiş. Bilmiyor. Zaten bazı dua ediyoruz. Allah kabul etsin değil mi? Yani. Orada da dua ediyoruz. Allah'ım haccımızı kabul eyle, mebrur eyle. O zaman onlar dua da etmiyorlar. Yani kabul et diye, sayımızı mebrur eyle diye. Yani benim bildiğim hiçbir ibadette ibadeti zaten kabul etmiştir şeklinde bir rahatlığımız olamaz. Çünkü o keyfiyet Cenab-ı Hakk'a ait. İbadetimizin bir manası yok. Gösteriden ibaret. O gösteriyi yaparken kullandığımız enerji, takat hepsini Allah'tan kullanıyoruz. Kendimize ait hiçbir şey koyduğumuz yok ortaya. Bu bakımdan yani Cenab-ı Hakk'a vücubiyet düşmüyor, aklen de düşmüyor. Kabul etmek zorunda değil. Bizden bir şey yok çünkü orta yerde. Dolayısıyla kabul edip etmeme ihtiyarı Cenab-ı Hak'ta her halükarda kalıyor. İbadetimiz ne denli büyük olursa olsun. Tut ki İbrahim oğlunu kesti ya. Veya kesmeye yeltendi, niyet kararlılığını gösterdi. Cenab-ı Hak bunu kabul etmek zorunda değil, etmeyebilirdi. Zaten çünkü İsmail'i de ben vermiştim diyecek. Ama hocam Adem oğulları bu konuda sabıkalı. Abiyle Kabil durumda var ya, hani iki adamlar da pekiste. Biri içinden geçiyor, ne saçma bir şey buluyor, ne ihtiyacı var Allah'ın bunu diyor. Allah kabul etmiyor ondan. Yani bu konuda kabul edilmesi için yalvarmamız lazım yani. Evet. Ölümler vermemiz lazım ki. Yani kabul edilme için dua etmek bizde yaygın değil ama peygamberlerde yaygın. Sadece bunu dikkat çekmek istedim. Hepsi o kadar. Fetekabbel minni, dolayısıyla benden kabul et bunu. İnneke entes semi'ul alim. Muhakkak ki sen es-semi'asın, el-alimsin. Bilmiyorum içinizden bu Meryem filmini izleyenler var mı? Yani zemin olarak Kur'an'daki zemini filmde, senaryoda temel taşlar alınmış burada neler veriliyorsa. Aralarda tabii o bir senaryo ya rivayetlerden ya sağdan soldan. Şimdi filmde şöyle bir fazlalık var. Yani şöyle bir arada olay var. Hanne, filmde de adı Hanne diye geçiyor. Meryem'in annesi, İmran'ın kadını. Bu dua, bu nezrini yapmış ve kabul etsin diye de dua ediyor. Ve sürekli geceleri gidiyor şeye, tenhalara çekiliyor. Orada çok güzel yıldızlı bir sahne var. Orada kabul et, kabul et diyor. Tabii o bir nebi, bir peygamber ya, vahiy ilgisi, ilişkisi olmadığı için ona daha çocuğunu doğurmadan dileğinin kabul edildiği müjdesini filmde tabii Hazreti Zekeriya aleyhisselam nübüvvet ile getiriyor. Diyor ki, geliyor İmran'ın kadını müjdeliyor. Diyor ki bir duan varmış, Cenab-ı Hak kabul etti.
yani her neyse o duan. Öyle güzel bir sahnesi vardı. Fetekabbel minni, kabul et, inneke entes semia. Kuşkusuz ki sensin işiten. Yine dualardan sonra peygamberlerin dilinde gördüğümüz ifade aynı. İşiten sensin. Yani duamı işitiyorsun. Hazreti Zekeriya'nın duasını hatırlayın. Ne dedi? Fehebli Fehebli minledunke veliyye yerifini. Acaba onun sonunda da geliyor mu diye. İnneke semi'ud du'a diye Hazreti İbrahim'in deminki duasında ki Rabbena fetekabbel minne inneke ente ve izyerfe'u İbrahim'ul kavaide minel beyti ve İsmail Rabbena tekabbel minne inneke ente semi'ul alim. Aynı ifade. İnneke ente semi'ul alim. Demek ki duadan sonra bizi duaya yönelten saiki anıyoruz. Niye dua ediyoruz Allah'a? Es-Semi'a olduğu için. Dolayısıyla Es-Semi'a olmayana dua edilmez. El-Alim olduğu için. Muhakkak ki sen duamı işitiyorsun, biliyorsun. Dolayısıyla ben bu rahatlıkla, bu tenha yerde veya içimden sana bu duada bulunuyorum. Ve son derece eminim. Biliyorsun, işitiyorsun. Bu sadece Allah'a özgü bir şey. O yüzden Allah'tan başkasına istimdat, çağrıda bulunma, davet, dua vesaire yapılamaz. Çünkü onlar Es-Semi'a değillerdir. El-Alim değillerdir. Peygamberler duaların hemen ardından bu ifadeyi kullanıyorlar. Bakın İbrahim örneğiyle İmran'ın kadını örneği birkaç bakımdan örtüştü. Duaların kabul edilmesi niyazı her ikisinde de var. Ve dualarının sonunda Cenab-ı Hakk'a Es-Semi'a El-Alim sıfatlarıyla sesleniş her ikisinde de aynen var. Hocam Fatır Suresi'ne diyorlar ki onlar Allah'tan başka inandıklarınızı çağırsanız duymazlar. Belki burayla aynen bu, yani bu mana tabii. Cenab-ı Hakk'a niye dua edilir? Çünkü Allah işitendir. Çünkü Allah bilendir. Ve çünkü Allah istediğimiz şeyi verecek kudrete sahiptir. Yetişecek olandır. Diğerleri ne o kudrete sahiplerdir, ne işitirler, ne de haberdar olurlar. İnsanlar şöyle veya böyle dua edip de Allah-u Teala onu düzeltmiş olarak Kur'an-ı Kerim'i bildirmeyi. Cenab-ı Hak ayette diyor ki وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Dolayısıyla bundan hiç tereddüt etmiyoruz. Aynen böyle dua etmişlerdir. Yani وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Bir de bu ayetin وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا Söz söyleme bakımından قِيل قَوْلُ قِيل yani sözü aktarma bakımından veya sözü söyleme bakımından kimdir Allah'tan daha? Başka bir ayet var وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Sana Allah gibi kimse haber veremez. Bize geçmiş ümmetlerle ilgili haberleri verdiğinde kullanıyor Cenab-ı Hak bu. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Habir olan Allah gibi kimse sana haber vermez. Dolayısıyla kıssaların girişinde de anlatırken نَقُصُّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ Hak olarak, hak olmak üzere sana bunları kıssa ediyoruz. Dolayısıyla bunlardaki her türlü teferruatın, ayrıntının aynen İster dolaylı aktarım olsun, ister burada olduğu gibi doğrudan aktarım olsun ağzından, aynen olduğuna iman ediyoruz. Veya ben öyle düşünüyorum. Zülyan suresinde zaten hocam çeşitli nebilerin şöyle yalvardı bize diyor. Evet. Biz de icabet ettik, kabul ettik. Evet. Kalbi veriyor Allah-u Teala ve arkasından da kabul ettiğini belirtiyor. Evet. Biz de bunu hocam, İmran'ın kanını desek daha estetik kaçmaz. Yok kadın değil de. Şimdi hanıma karşılık gelen Arapçada seyyide var mesela, hanımefendi gibi, hanım manasında. Yani bu eğer etimolojik bakacak olursanız kadına karşılık düşen bir şey. İmraatun kadın demek. İmran'ın kadını deyince bende bir şey oluşturmuyor. Hani belki İmran'ın karısı olsa karı biraz eskimiş veya biraz daha yıpranmış bir kelime. Kadında bu yok. İmran'ın kadını. Peki. Hocam bu İmran'da bir şey geçiyor. Hazreti Musa'daki İmran mı deniliyor? Bir de bu İmran. Böyle bir şey de var mı? Hazreti Musa'nın soyunda İmran mı? İmran soyundan geliyor. Bir isim var. İmran soyu. Hazreti Musa Aleyhisselam bundan çok önce biz şu anda Hazreti Mesih'in yani annesini konuşuyoruz. Bu konuda bakıyorum bazı tefsirler onu anlatmış. Yani benim bildiğim İmran bir tane İmran. Ama o dediğiniz ihtilaf Harun'la ilgili. Yani ayetin burada değil sanıyorum. Meryem suresinde
Hazreti Meryem'e sesleniyor. Ya uhte Harun ma kana abuki imra'a sawin ve ma kanat ummuki baghiya. Ey Harun'un bacısı, senin anan kötü bir kadın değildi. Ya uhte ma kana abuki, baban kötü bir adam değildi. Anan da kötü yollu bir kadın değildi. Ey Harun'un bacısı, oradaki Harun bizim bildiğimiz Harun Aleyhisselam mı değil mi? Değil elbette ki. Çünkü Harun Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kardeşi. E niye buna Harun'un bacısı dendi? İşte müfessirlerin orada yorumları var. Ya Harun diye o dönemdeki biri kastediliyor. Yahut Hazreti Harun soyundan gelmesi bakımından böyle bir nida var şeklinde sanıyorum. Bunu mu söylüyorsunuz? Bir tefsirde öyle olmuş. İmran ailesinden Musa gibi. Peki Rabbi, ey Rabbim. Ha, buraları okudum. Müfessirin tefsirine geçiyorum. Ha, bir de Musa ibn İmran var. Ama bu o Musa değil. Yani İmran'ın bir oğlu olarak bahsedilen bir Musa var. Kur'an'da mı? Hayır, Kur'an'da geçmiyor. Bu da sanıyorum rivayetlerde var. Ama bu o Musa değil. Yani Musa Aleyhisselam, yani peygamber olan Musa değil. Belki müfessir bahseder. Yuhbiru Teala. Buraları okuduk. Hiç tefsirine geçmiyor hocam. Şimdi okuyacağım tefsirini. Evet, şuradan şuraya kadar silelim. Önceki ayetlerin tefsirleri buralar. وَلَمَّا ذَكَرَ anınca فَدَائِلَ هَذِهِ الْبُيُوتِ bu hanelerin faziletlerini الْكَرِيمَةِ bu kerim, mübarek hanelerin faziletlerini Cenab-ı Hak anınca zekara, yanı sıra andı mâ cerâ li Meryem'e, Meryem'in başından geçenleri vâlidetu İsa, İsa'nın annesi olan Meryem aleyhisselam ve keyfe lattafallahu biha, ve Allah ona nasıl lütufta bulundu fi terbiyetiha, onu terbiye etmesinde ve neş'etiha, ve onu büyütmesinde. Cenab-ı Hak bu konulara girdi demek istiyor müfessir. Fekale, nitekim buyurdu ki iz kalet vaktiyle dedi, demiş idi imra'atu imrana, İmran'ın kadını ey yani validetu Meryem, yani Meryem'in validesi, annesi lemme hamelet, hamledince gebe kalınca Rabbi, Rabbim inni nezertu, muhakkak ki ben adadım, nezrettim leke, sana ma fi batni, karnımdakini muharraran, özgürleştirilmiş olarak ey yani cealtu, kıldım ma fi batni, karnımdakini halisan, halis olarak, her türlü parazit niyetten uzak olarak sadece sana özgü kıldım. Livacike, senin rızan için, senin yüzün için. Muharraran li hidmetike, senin hizmetine özgü olaraktan, her şeyden azade ettim onu. Hiç ondan ne su taşımasını bekleyeceğim, ne evde bulaşık yıkamasını bekleyeceğim. Tamamen onu götürüp koyacağım. Hatta filmde diyorlar ki git bir Meryem'i gör, çok özlemiş. Olmaz diyor, ben her şeyden artık ondan vazgeçip sana vereceğim demiştim. Gidip görürsem, ilgimi devam ettirirsem nezirime sadık kalmış olmam. Meryem yine bana kızlık yapmış olur. O yüzden ben Meryem'i bir daha göremem diyor. Ve görmeden de filmde öyle, artık gerçekte öyle mi? Görmeden de kendisi, yani Meryem'le buluşmuyor. Gidiyor Meryem'i işte uzaktan bir görmeye mi çalışıyor falan. Ha, öyle bakıyor falan. Ve öylece de ölü veriyor. Yani o kederi, o hüznü çok ağır geliyor ona. O orada ölüyor. Artık hangi ayetlerle bunları sağladılar bilmiyorum. Ama ayetlerin ruhuna veya ayetteki ifadeye muharraran, yani onu azade ettim. Beklentilerimi sıfıra indiriyorum onunla ilgili. Sadece onu sana tahsis ediyorum. Muharraran li hidmetike, senin hizmetine. Aqulu qawli hada ve astagfirullahal azim li ve lekum ve lisairil mu'minin. Rabbena la tuakhidna in nesina ve akhtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.